Herkese günaydınlar. Hayatın Ritmi başlıyor. Değerli izleyenler, bugün yine önemli bir bölümle karşınızdayız. Bugün aslında kanseri, kansere karşı korunmayı bir taraftan da gıda takviyelerini konuşuyor olacağız. Sorularınız varsa hemen şimdi sosyal medya hesaplarımızda bizlere yöneltebilirsiniz ve az sonra cevaplarıyla birlikte karşınızda olacağız. Bakalım bugün programımızda kimler varmış, izliyoruz. Sonrasında buradayım. Erkeklerde en sık görülen kanser türü prostat kanseri. Dörtte birinde tanı prostat kanseridir. Ülkemizde ise yaklaşık her 10-12 erkekte bir. Prostat nedir? Bende prostat var, prostat var deyip duruyor. Ama zaten prostat her erkekte olması gereken temel organ. Prostat kanserinde erken teşhisin önemi nedir? Hiç ömür boyunca bir sıkıntı bile vermiyor. Ancak %3'ünde ölüm olabilir. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Faruk Gencilek prostat kanserindeki yeni tarama testlerini anlatıyor. Bir özel MR çıktı. Özel yazılımla tümör olup olmama potansiyelini değerlendiriyoruz. Prostat kanserinde yeni tedavi yöntemleri neler? Kas grubuna dokunmadan sadece prostat içerisindeki kanserli bölgenin kanserden koruyan gıdalar. 2 ay süreyle sabahları alınca bir tane alıyorum koruyucu. Farmakognosi ve fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Erdem Yeşilata vitamin takviyeleri mi yoksa manav reyonu mu sorusunun yanıtını veriyor. Yeşil çay içen toplumlarda prostat, SEA dahil insidans düşük. Çörek otunun faydaları nelerdir? Hazreti Peygamber'in ifade ettiği gibi ölümden başka her derde devadır. Vitamin takviyelerini alırken nelere dikkat etmek gerekir? Ginkgo ile saf palmettoyu bir araya koymanın anlamını ben sökemedim. Bilimsel olarak sökemedim. Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Evet değerli izleyenler, dediğim gibi çok önemli bir bölümle karşınızdayız. Az önce de izlediniz, merak ettiğiniz konular varsa lütfen şu anda ekranlarınıza gelen WhatsApp hattımızdan ve tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazabilirsiniz. Covid-19 döneminde özellikle kanser tanılarının gecikmesi gündeme çok fazla sayıda geldi. Bu konuyu daha önce işlemiştik. Ancak bazı kanserler var ki gerçekten erken tanıda %100 oranında tedavi edilebiliyor. Bugün onlardan bir tanesini bahsediyor olacağız ama öncesinde, yani o bölümümüzü işlemeden önce mikrofonu sizlere uzatıyoruz ve soruyoruz. Erken tanıyla neredeyse tamamen tedavi edilen kanserler hangileri? Bakalım sizden hangi cevaplar geldi. Sonrasında işte o konuyla karşınızda olacağım. Hayatın ritmi. Erken tanı yöntemiyle %100 tedavi edilebilecek kanserler var mıdır? Sizce hangisi? Akciğer kanseri. Erken tanıyla hallolabileceğini ve meme kanserinin rutin kontrolleriyle hallolabileceğini düşünüyorum. Tabii ki vardır. Örneğin meme kanseri, rahim ağzı kanseri, akciğer kanseri, daha doğrusu bütün hastalıklar erken teşhisle tedavi edilebilir. Mesela kadınlarda meme kanseri çok yaygın. Ona tabii ki hani her yıl olarak 40 yaşından sonra bunlara dikkat etmek gerekiyor. Her yıl bunların teşhisin konulabilmesi için ultrasonlu mamografisinin çekilmesi gerektiğini düşünüyorum ki erken tanıya ulaşabilmek için erkeklerde de oluyor ve rutin kontrollerin yapılması gerekiyor sıklıkla. Vallahi her hastalığın muhakkak erken tanısı güzeldir. Yani bu prostat kanseri de olabilir, akciğer kanseri de olabilir. Erken tanıda muhakkak çözümler de erken olacağı için faydası olur yani. Tabii ki var. Ön tanıyla yani yılda bir kere yapılan testlerde çıkan şeylerde kanserin başında yakalanabiliyor. Yakalandığı takdirde de zaten tedavisi başlıyor ve yenen insanlarda oluyor. Bunları görebiliyoruz zaten. Hayatın ritminde kanseri konuşmaya devam ediyoruz. Tabii teknolojinin ilerlemesi, tedavi planlarının değişmesi ve belki de işte hayatın da beraberinde getirdiği yeniliklerle birlikte bugün birçok hastalığa farklı yaklaşımlar da sunabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de prostat kanseri. Bugün prostat kanserini konuşmak için çok değerli bir hocam bizlerle birlikte. Üroloji Profesörü Profesör Doktor Faruk Gencilek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halit Bey, merhabalar. Şimdi prostat kanseri diyoruz ama önce bir tarif edelim. Hayatın ritmini izleyicileri de bilsin. Nedir bu prostat? Şimdi prostat
Hastalarımız geliyor bazen. Bende prostat var, prostat var deyip duruyor. Ama zaten prostat olması gerekiyor. Her erkekte olması gereken temel organ. Esas fonksiyonu spermlerin yaşaması için onlara besin üretmek. Onların besinlerini ve her türlü ihtiyaçlarını sağlamak. Şekil üzerinden göstermek lütfen gerekirse, yani burada göreceğimiz üzere, yani bunlar böbreklerimiz, bunları artık biliyoruz ve böbrekler kanı süzdükten sonra idrar yapıyor ve bu üst, burada gördüğümüz gibi üst idrar yoluyla bunu mesaneye taşıyorlar. Ve mesaneye taşıdıktan sonra, mesane bizim bildiğimiz gibi idrar bekleme yeri, depo alanı. Daha sonra idrar yapma fazında bu yolların rahat açılabilmesi için bu alt idrar yolu dediğimiz bir idrar yolundan geçip dışarı çıkması lazım. İşte bu mesanenin çıkışındaki alt idrar yolunu böyle kubbe gibi çepeçevre saran bir organdır prostat. Ve buradaki şekle tekrar bakacak olursak, sizi biraz yoracağım. Estağfurullah. Ama, prostatın hemen arkasında bizim sperm depo yeri vardır. Spermler boşalana kadar onların bekleme yeridir ve buradaki bu bekleme döneminde spermin canlılığı, spermin yaşaması tamamen prostatın aktivitesiyle ilgilidir. O zaman prostat adeta bir üreme organı parçası kesinlikle diyebiliyor muyuz? Evet Halit Bey, aynen öyle diyebiliriz. Yani spermin kalitesini arttırmak, depolanmasını veya işte içindeki sıvının dengesini ayarlamak mı prostatın etkisi yoksa? Prostat her türlü ona enerji üreten şekerleri de veriyor. Mineralleri de veriyor ve spermin prostat sıvısı içerisindeki, hani meniyle boşalan sıvının içerisinde rahatça dolaşmasını sağlayacak her türlü ortamı sunuyor. Dolayısıyla prostat sağlığı, meni sağlığı, sperm sağlığı için de çok önemli bir organ. Evet, peki. Sonra bu yapısı nasıl hocam? Çünkü bir prostatla ilgili sadece tek bir hastalık yok anladığım kadarıyla. Doğru, prostatla ilgili çok hastalık var. Aslında biz teorik olarak ürologlar baktığımızda 4 anatomik bölgeyi ayırıyoruz ama pratikte 2 anatomik bölge diye düşünmek lazım. 2 bölge diye düşünmek lazım. Prostatın bir dış kısmı var, bir kabuk kısmı var. Bunu bir portakal gibi düşünecek olursak bu dış kısmı portakalın kabuk kısmı, iç kısmı da hani portakalın iç kısmını diye düşünecek olur isek prostatın iç kısmından iyi huylu büyüme çoğunlukla görülür. Bu hani dediğimiz prostat büyümesi hastalığı var. Evet. Yani iyi huylu prostat büyüme hastalığı, BPH diye tarif ediliyor. O içinden mi kaynaklanıyor? O evet, içinden büyüyor. Dış kısmı ise bu prostatit enfeksiyonlarının olduğu yer bu dış kısmıdır. Ve kanserin geliştiği yer de bu dış kısmıdır. Hep hücre döngüsünün fazla olduğu yerlerde kanser hücreleri çıkabilir diye düşünülür ya. Yani prostatta kanser gelişmesinin sebebi nedir? Şimdi prostat erkekte anne karnından itibaren yani küçücük tomurcuk halinde var. Bunlar doğduktan sonra da ergenlik dönemine kadar aynı boyutta kalıyor. Ergenlikle beraber erkeklik hormonlarının aktive olmasıyla, testosteron aktive olmasıyla aynı dış genital bölge, erkeklik organı nasıl gelişmeye başlıyorsa prostat da gelişmeye başlıyor ve büyük bir değişime giriyor. Çok yoğun bir hormona maruz kalıyor. Ve prostat bu normal testosteron denilen hormonu alıyor. Kendi içerisinde çok daha aktif olan dihidrotestosteron dediğimiz, yani normal testosterondan yüzlerce kez daha potent olan, daha güçlü olan başka bir hormona çeviriyor ve onu kullanıyor. Ve bütün bunların neticesinde prostat tabii bir büyümeye gidiyor. Bir gelişime gidiyor. Normalde bu gelişimler yani yıllar içerisinde yavaş yavaş olan gelişimlerdir. Şimdi bu yoğun bir hormona maruz kalma, yüksek derecede testosterona maruz kalma, geçirilmiş enfeksiyon, genetik yatkınlık gibi sebepler prostatta bir takım hücresel değişikliklere yol açıyor. Aslında prostat doğumda beraber itibaren bizde var olan ve ondan sonra ergenlikle beraber, erişkin gelişme olmayla beraber gelişen bir organımız. Ve 40'lı yaşlardan sonra da bazı değişiklikler daha belirgin hale geliyor. Peki prostat kanseri nedir dersek veya işte toplumda görülme sıklığı nedir? Çok önemli ölçüde insanların hayatında bir parça mıydı yani? Tabii ki. Ciddi bir yer tutuyor mu? Tabii ki. Şimdi prostat kanseri yani yıllar içerisinde gelişen yavaş bir prosestir. Dünyada kanser tanısı alan erkeklerin 4'te 1'inde tanı prostat kanseridir. Ülkemizde ise yaklaşık
her 10-12 erkekte bir prostat kanseri görülme sıklığı vardır. Dolayısıyla inanılmaz bir rakam. Yani çok yaygın. Yani dünyada genelde akciğer kanserinden sonra en yaygın görülen kanser çeşididir erkeklerdeki prostat kanseri. Dolayısıyla yaşla beraber artan sıklıkta prostat kanseri görülme sıklığı artıyor mu? Artıyor. Evet. Mesela yani şimdi 65 yaşın üzerinde genellikle 65 yaş üstü erkeklerde görülüyor ve 40 yaşından önce nadir diyoruz. Ama Türkiye'de yılda 25 binden fazla olduğunu tahmin ediyoruz hepiniz. Evet. Tanı sırasındaki ortalama yaş 66 verilere göre. Peki 60 şimdi bugün mesela bazı hastalıklarda konuşuyoruz. Diyoruz ki 50 ile 60 aralığında görülme sıklığı şu. 60 ile 70 arasında bu karşılaştırmaya yaptığınız zaman 20 kat daha fazla. Adeta prostatta da böyle yaşla birlikte bir artış var mı? Tabii. Yani yaş direkt risk faktörüdür. Ve mesela 40 yaşının altındaki erkeklerin 10 binde bir erkekte prostat kanseri görülürken 40-60 yaş grubunda risk 100 kere artıyor. Ve %1 her 100 erkeğin birinde prostat kanseri görülmeye başlanıyor. 60 yaş üzeri ise 8 erkeğin birinde görülüyor. Yani yaş kesin %1'den 8'de 1'e düştü. Evet, 60 yaş üzerinden 8'de 1'e düştü. İnanılmaz. Ve yani katlayarak artıyor. Çünkü yaş kesin bir risk faktörüdür. Diğer risk faktörü ise genetik kökendir. Yani bu babadan oğula geçme potansiyeli olan bir kanserdir. Birinci derece yakınınızda, yani babanızda ya da kardeşinizde bir prostat kanseri var ise prostat kanseri olan bir insanda prostat kanseri görülme ihtimali risk 2 kere artıyor. Ama 2 kişi de varsa birinci derece yakınlarınızdan ikisinde varsa risk 5 kere artıyor. Daha yani fazla babanızda ve dedenizde varsa daha da fazla. Risk de artıyor. Ayrıca meme kanseriyle de bir yakınlığı var. Yani ailenizde, annenizde, teyzenizde, halanızda meme kanseri varsa yine erkek çocuklarda prostat kanseri görülme ihtimali artıyor. Prostatın takibi için veya madem bu kadar fazla insanı risk altında bırakıyor, onun da böyle bir erken tanı yöntemi veya bir check-up takibi var mı? Var ve mutlaka yapılmalı. PSA çıkmadan önce, PSA dediğimiz bir kan analizi var. Şu an temel mantık, biz prostat kanserini erken evrede yakalayalım. O yüzden tarama programları yapılıyor. Tarama programı dediğimiz bir PSA analizi ve ürolojik muayene, prostat bezinin muayenesi. Aynı meme muayenesinde olduğu gibi, memeyi nasıl muayene edilerek orada bir sert nokta aranıyorsa, ürolog prostat muayenesinde de prostat üzerinde sert bir nokta arar. Prostatta bir düzensizlik var mı yok mu onu arar. Her iki tarafı, prostatın buradaki her iki tarafında bir simetrik var mı, bir asimetri var mı onu arar. Bütün bu bunlardan herhangi biri ya da ikisi olduğu zaman, birden fazlası olduğu zaman o zaman biyopsiye gitmek lazım. Peki şüphelendik diyelim bugüne kadar yapılan yöntemler, işte biyopsiler falan yapılıyordu anladığım kadarıyla ama artık değişti mi usul? Nasıl gerçek manada tanısını nasıl koyuyoruz? Nasıl tedavi edeceğimizi nasıl planlıyoruz prostat kanserini? Şimdi prostattan şüphelenildiği zaman ya da biz rutin muayenelerde hiçbir sıkıntısı olmasa bile biz belli bir yaş grubunun üzerinde PSA'yı da isteriz. Prostat muayenesini de yaparız. Bunlarda herhangi bir şüphe olduğu zaman, bunlardan herhangi birinde herhangi bir şüphe olduğu zaman biz önceleri direkt biyopsiye giderdik ama şimdi öyle yapmıyoruz. Görüntüleme yönteminde bir takım değişiklikler oldu. Bir özel MR çıktı. Özel yazılımla, özel çekilen bir MR. Buna multiparametrik prostat MR'ı deniyor Halit. Görüntülerimiz var. Arkadaşlarım onu verebilirlerse MR görüntülerini alalım. Şimdi bu bir multiparametrik prostat MR görüntüsü. Şu anda gördüğümüz neresi? Prostat. Şimdi dikkatli bakacak olursak bu sol üst kısımdaki yerde normalde normal çekimde biz prostatı bu şekilde görüyoruz. Çok karışık, heterojendir. Yani siz orada normal bir MR çekimiyle bunu göremezsiniz. Ama multiparametrik dediğimiz zaman, yani ne demek multiparametrik MR? Prostatı başka parametrelerle, özel yazılımlarla daha iyi görmek. Evet. Multiparametrik MR'ın anlamı o. Burada görüldüğü gibi bakın. Ya MR çektiğiniz zaman bunu bir tomografi gibi düşünmeyin diyor hocam. Yani birden fazla görüntü oluşabiliyor. Evet. Ve o görüntülerin belki üst üste, belki yan yana değerlendirilmesiyle oradaki özel yazılımlarda, bu renklendirmede anladığım kadarıyla yazılımlar, bunlar sayesinde bir farklılaşan bölge tespit ediliyor. Kesinlikle öyle. Yani MR çekiliyor ama ondan sonra, çekimden sonra bir
post processing işlemler geçiyor. Yani ekstra işlemler yapıyor. Özel yazılımların girmesiyle prostatın etrafındaki normal dokular baskılanıyor. Tümör olabilecek alanlar çıkıyor. Normalde görülmesi zor olan tümör bu yazılımlar sayesinde görülüyor. Bunun şu avantajı var. Bu biyopsi alırken bir kere biz bunları görüntüleri sınıflandırıp tümör olup olmama potansiyelini değerlendiriyoruz. Hani yüzde kaç ihtimalle bunlar tümör olabilir onu değerlendiriyoruz. Peki prostat kanseri kim birçok hikaye duyuyoruz bununla ilgili. Yani hasta öyküsü duyuyoruz, hikayeden kastım o. İşte kimisinde çok daha ağır seyreden tablolar, kimisinde işte ameliyat oldum deyip hayatını normal bir şekilde devam eden kişiler. Ameliyat oldum deyip hayatını normal devam eden insanlar anladığım kadarıyla erken tanı alan kişiler. Dolayısıyla erken tanı alınırsa prostat kanserinde tedavi %100 gibi mi diyorsunuz? Şimdi Halit Bey, burada en önemli nokta, yani çok net belirttiğiniz gibi, bu kanseri erken yakalamak. Erken dönemde yakaladığımızda bazen izliyoruz, bir şey yapmıyoruz. Çünkü prostat kanserini artık biz biyolojik davranışını çok daha iyi biliyoruz. Bazıları hiç ömür boyunca bir sıkıntı bile vermiyor. Mesela tüm prostat kanseri vakaların yaklaşık %10'u hastada bir bulgu veriyor ve ürolog yardımına ihtiyaç duyuyor. Ancak onda 9'unda bulgu bile yok. Evet, hiç bulgu bile yok. Onların çoğu belki bir ömür boyu prostat kanseri olduğunun farkında bile değil. Ancak %3'ünde ölüm olabiliyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz o %10 klinik veren ve %3'lük ölümle sonuçlanan grubu bulup onu tedavi etmek. Akciğer ve kolon kanserinden sonra 3. sırada kanser ölüm nedeni olarak geçiyor prostat kanseri. Dolayısıyla aslında bu kadar fazla ölüm var ama %3'üyle karşılaştırdığımız zaman bu ciddi bir sayıda insanda görülüyor ve tedavi tanı almıyor bu insanlar büyük oranda. Bunu anlıyoruz. Evet, kesinlikle. Tanı almamış çok hasta var dünyada. Bu demek. Peki diyelim bu tanıyı koydunuz, biyopsi yaptınız. Prostat kanserinin de farklı cinsleri, farklı hızda olanları, agresiflikte olanları var. Zaten biz biyopsi alınca biz bunu patolojiye gönderiyoruz ve patolojiden biz şeyi anlamaya çalışıyoruz. Bu prostat kanseri ne kadar çalışkan? Çünkü prostat kanseri çok heterojendir. Şimdi biz bir kere tanıyı koyduktan sonra hemen şunu anlamak istiyoruz. Bu hastalık prostatın içinde mi yoksa prostatın dışında mı? Bunu anlamak çok önemli. Prostatın dışında mı derken bir yere sıçradı mı? Tabii. Yani 3 temel ayrımımız var burada. 1. Prostatın içinde mi? Buna lokal hastalık deniyor. Lokalize hastalık. İkincisi, prostatın dışında ama hani prostatın etrafında, yakınında, bu bölgede başka bir yere sıçrayıp mı sıçramamış mı? Yani ona bakıyoruz. Üçüncüsü de başka bir organa metastaz yapmış mı yapmamış mı? Şimdi hepsinin tedavisi farklı. Organa sınırlı yakaladığımızda dediğim gibi biz bunları hemen kendi arasında 3 alt risk grubuna ayırıyoruz. Düşük risk, orta risk ve yüksek risk grubu. Neye göre ayrılıyor? Bunlar işte hem bizim makattan yaptığımız muayene, hem PSA değeri, hem de biyopsiden gelen sonuçları harmanlayıp biz bunları risk grubuna ayırıyoruz. Ve düşük, orta, yüksek risk grubu diye. Düşük risk grubu demek, bu prostat kanserinin tipi yavaş, yavaş çalışıyor. Organ dışına çıkma konusunda riski düşük demek. Ona ayrı bir tedavi yapılıyor. Orta risk grubu, prostatın dışına çıkma tehlikesi orta derecede riskli demek. Yüksek risk grubu ise her an organın dışına, prostatın dışına çıkabilir demek. Peki bu tanı yöntemi değişti veya işte gelişti. Artık lokalize edebiliyoruz. Lokalize edebiliyorsak o zaman ameliyat teknikleri, tedavi teknikleri de değişti mi? Tabii çok değişti. Şimdi geçmişten beri bugüne, yani biraz önce de söyledim, 1980'li yılların ikinci yarısına kadar prostat kanseri metastazken yakalanıyordu. Çok büyük bir çoğunlukla, %60-70 öyle yakalanıyordu. Ama işte bu tarama metotlarının çıkması, PSA'lar, halkın, insanların daha çok bilinçlenmesiyle artık bugün tam tersi oldu. %60'ı erken organa alın. Sınırlıyken yakalanıyor. Şimdi erken dönemde yakaladığımız zaman biz bir prostat kanserini daha da iyi anlamaya başladık ve bunların yaklaşık yarısı masum kanser. Yani bunların büyüme potansiyelleri çok yavaş, hayatı tehdit etme potansiyelleri çok yavaş. Bunların bir kısmını izliyoruz. Bir kısmını ameliyat yapıyoruz. Bir kısmına ise fokal terapi yapılıyor. Bir kısmına da radyoterapi yapılıyor. Şimdi bu ayrımı yapmak önemli. Önemli olan bu. Çünkü bir tedavi yöntemi
bütün hastalık için uygulanabilir değil. Çünkü çok masum bir tümörü, düşük riskli bir tümörü siz ameliyatla, prostat ameliyatıyla, ister robotik, ister laparoskopik, ister açık, bunlarla tedavi ettiğiniz zaman işleme bağlı yan etkilerinden dolayı yani hastalarda bir huzursuzluk oluyor. O zaman yani pire için yorgan yakmış oluyorsunuz. Evet. Ama bunlar için daha uygun olan son dönemlerde yine bu multiparametrik MR'ın gelişmesiyle beraber fokal terapiler çıktı. Fokal terapiyle sadece tümörlü odakları yakarak hastaya daha konforlu bir hayat sürebiliriz. O zaman şöyle demek istiyorsun. Yani eskiden tanı kondu, prostata lokalize ise prostatı buradan alıyorduk. Evet, aynen. Ondan sonra ama artık prostat koruyucu ameliyatlar. Nasıl meme tümörlerinde meme koruyucu ameliyatlar yapıyorsunuz, lokal tedavi yapabiliyorsunuz. O zaman lokal bu kendi geri kalan hücreleri normal yaptığı görevi görmeye devam edebiliyor mu? Tabii. Onlar devam o zaman üreme sağlığına da yardımcı bir ameliyat yapmış oluyorsunuz yani. Doğru söylüyorsunuz. Ekstra şöyle de bir katkısı var. Şimdi prostatın hemen etrafından ereksiyonla yani erkeklik fonksiyonu ile ilgili sinirler geçer. Çok yakın geçer. Yüzeyinden geçer. Ve prostatın hemen bitiminde de idrarı tutmaya yarayan kas vardır. Biz kanseri, prostat kanserini erkenden yakaladığımızda 3 temel hedefimiz oluyor. Bir tanesi tümörü ortadan kaldırmak. Evet. İkincisi idrarı tutabilmesini sağlamak. Üçüncüsü ise ereksiyonun, hastanın erkeklik fonksiyonunun devam etmesini sağlamak. Bunlar temel yaklaşım mantığıdır. Şimdi biz ameliyatlarda ne kadar dikkat edersek edelim, istediğimiz kadar koruyalım. Bu tümörü tamamen ortadan kaldırmak için cerrahi yaptığımızda yandaki tümörlerde geçici de olsa bir hasar oluyor ve bazı fonksiyonlarda gerileme olabiliyor. Ama fokal terapilerde o ihtimal oldukça düşük oluyor. Evet, dolayısıyla hem konfor şeyi artmış oldu, evet. Hem de erken dönem tedavi olduğunda da başarı şansımız da oldukça iyi bahsalarda diyebiliriz. Fokal terapi dediğimizle ilgili yani onunla da ilgili bir şeklimiz varsa vardı lütfen diye. Lütfen verelim arkadaşlar, evet. Fokal tedavi göstereceğiz. Fokal tedavi dediğimiz şey Halit Bey, yani prostatın etrafından geçen o sinirlere dokunmadan, erkeklikle ilgili sinire dokunmadan, idrarımızı tutmaya yarayan kas grubuna dokunmadan, sadece prostat içerisindeki kanserli bölgenin emniyetli bir alan ile, yani sadece tümörü de yakmıyoruz, bunun etrafından biraz da emniyetli bir alanla. Bu radyoterapi gibi bir şey mi aslında? Radyoterapi, o da ışınlıyor ama burada özel ultrasonik ışınlar, bu proptan çıkan ultrasonik ışınlar bir noktada odaklanıyor ve bu noktadaki ısıyı 98-100 derece gibi bir dereceye getiriyor. Peki ve mesela yakıyor. Ameliyat yaptığınız zaman tümörlü bölgeyi tamamen çıkartıyorsunuz, sınırlarına bakıyorsunuz, gönderiyorsunuz tamamını, evet. Çıkarttım mı, çıkartamadım mı filan diye. Bu yöntemle oradaki tümör tamamen yok edildiğine emin olabiliyor muyuz? Tabii. O yüzden yani şeyi seçiyoruz. Yani burada doğru hastayı seçmek çok önemli. Her hasta buna uygun değil. Biz mesela o emniyeti yakalamak için prostatın bu idrar tutmaya yarayan kası yakın olan kısmında bunu her zaman yapamayabiliyoruz. Anladım. Ve sinire yakın olan kısmında her zaman yapamayabiliyoruz. Ama o yüzden güvenli bölgedeyse, tabii güvenli bölgeyle, onu etrafındaki bir güvenli bölgeyle beraber yakıyoruz ki zaten işlem sırasında otomatik olarak görüyoruz. Yani o bölgenin yandığından emin oluyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Prostat kanseri tanısı alan bir kişi de yani diyelim erken evre aldı, diyelim geç evre aldı, her ikisi için de ömür beklentisi tahminen ne oluyor ve bu insanlar tedavi olduklarında bu ömür beklentisi ne kadar uzuyor? Erken yakaladığımızda doğru tedaviyle kanser hayatından çıkıyor. Yani tarama programının amacı bu. Erken yakalayalım ve hastanın hayatından o kanseri alıp çıkartalım. Temel mantık bu. Dolayısıyla erken evrede yakalanmış bir tümörde iyi, doğru tedaviyle %100 denilebilir. Yani %100'e yakın. Tabii kanserlerde çünkü bazen uyuyan hücreler oluyor. Özel durumlar oluyor. Dolayısıyla ama sağlıklı birey ne kadar yaşayacaksa da onlar da o kadar yaşama hakkına sahip olabiliyorlar. Aynen öyle oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağ olun, sağlık. Evet değerli izleyenler, sözümüz şimdi mikrofonumuz daha doğrusu sizde. Söz de sizde, mikrofon da sizde. Bakalım erken tarama programlarına hangi kanserler dahil biliyor musunuz? Sonrasında buradayım. Pro
prostat kanseri için sağlık taraması yaptırıyor musunuz? Aşağı yukarı 10 senedir kontroldeyim. Senede bir defa tahliller yaptırıyorum. Doktorumun tavsiyeti doğrultusunda ilacımı kullanıyorum. Yani herhangi sıkıntım yok. O aşamadayım, yaptırmadım. Ama yapılması gerektiğine inanıyorum. 58 yaşındayım. Ufak ufak bende de belirtiler başladı. Onu ihmal etmemek gerektiğine inanıyorum. İki sefer yaptırdım. İşte geçen sene yaptırdım. Ondan önce sivi yaptırmıştım. Çok öyle problem yoktu şu an ama tedbir amaçlı yaptırıyorum yani. Önümüzdeki yıllarda da yine yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü 40 yaş üstünde malum dünya çapında erkeklerin herkesinde, herkes de bulunabilir yani 40 yaş üstündeki erkeklerde. Ondan dolayı kontrol amaçlı yaptırıyorum. Yani özellikle onun için değil ama kan tahlillerimin her birinde prostat kanseri içinde hani prostatta herhangi bir değişiklik var mı diye baktırıyorum. Prostat için bir defa yaptırdım. Herhangi bir şeyim yok. Yaş olduğu 71. Değerli izleyenler, bugün oldukça önemli bir konuya değiniyor olacağız. Sosyal medya hesaplarında bize en fazla gelen soruların başında kullanılan gıda takviyeleri geliyordu. Yani kısacası halk arasında sadece vitaminler olarak aslında adlandırılan sadece destek hapları. Yani içinde vitamin de olabilir, başka şeyler de olabilir ama bu tip gıda destek takviyeleri soru işareti. Yani hep işte ya ben şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum, acaba hangisini kullanmam lazım diye bizlere soruları yöneltiyordunuz. Dolayısıyla biz de bu sorunun cevabını arıyoruz. Yani kısacası vitaminler mi veya gıda takviyeleri mi yoksa manavreon mu? Hangi durumda hangisini yapmamız veya tüketmemiz gerekiyor? İşte bunların doğru cevaplarını en doğru adresten alacağız. Çok değerli konuğum, farmakognozi ve fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Erdem Yeşilada bizlerle birlikte. Değerli hocam, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. En temel manada genel çerçeveyi söyledim ama bu gıda takviyeleri işin içine girdiğinde sadece işte kanser akla gelmiyor. Onun dışında bugün işte geçtiğimiz günlerde bugün de hala COVID açısından konuşuyoruz. Veya işte diğer taraftan kalp hastalıkları açısından konuşuyoruz. Kolesterol için konuşuyoruz, uyku için konuşuyoruz. Her şey için adeta bir gıda takviyesi şeyi de var. Yani bir dünyası da var ve kabul ettiğimiz de bir dünya. Çünkü her geçen gün onlarla ilgili literatürlerle de karşımıza çıkıyor ama burada doğru yaklaşımı gerçekten sizlerden öğrenmek istiyoruz. Bir defa temel olarak sorumuzun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani vitaminler mi, manavreonu mu? Evet. Değil mi? Evet. Her ikisi de diyeceksiniz muhtemelen. Tabii, tabii yani hepsinin yeri ayrı. Yani sağlıklı beslenmek için meyve sebze yemek lazım. Çünkü sadece tek taraflı beslendiğiniz zaman hastalık riski, işte konumuz olan kanser riski çok artıyor. Hayvansal besinler bu şekilde bir zarar veriyor. Ama Akdeniz iklimi olan, Akdeniz bölgesinde yaşayan toplumlarda sebze, meyve de sıklıkla tüketildiği için birçok hastalık, kanser dahil birçok hastalığın insidansında, olasılığında düşme bu artık bilimsel yayınlara da yansımış durumda. O nedenle meyve sebzeyi yiyeceğiz. Burada önemli olan meyve sebzeyi yediğimizde bundan yeterli miktarda yararlanabiliyor muyuz? O da önemli. Çünkü günümüzde demin de gıda takviyeleri dediniz. Evet. Gıda takviyeleri özel işlem gören ürünlerdir. Yani sizin mesela şurada zerdeçal, evet, günümüzün en popüler besinlerinden biri. Uzak Doğu bir baharatı. Ama bunu zerdeçalı tüketerek sadece siz sağlıklı yaşamınıza bir katkı sağlarsınız. Ama bundan bir sağlık yararı, kansere karşı koruma veya başka hastalıklara karşı koruma için bir cevap almak istiyorsanız, o zaman bunun gıda takviyesini, özel gıda takviyelerini kullanmak durumundasınız. Mesela yemeklerimizi, çorbamızı zerdeçalın tozunu atmak yararlı. Yararlı ama gerçek manada terapötik dediğimiz tedavi edici, evet, bir faydasından yararlanabilmek için özel formüllerini kullanmak özel gerekir. Yani eğer zerdeçal bütün hastalıklara iyi gelseydi bu Hindistan'da kimse ölmezdi. Çünkü sabah kahvaltıda başlayarak zerdeçal yiyorlar. Evet, doğru. Değil mi? Doğru. Peki, onun dozunu ve ayarını nasıl belirleyeceğiz? Yani biz işte zerdeçal birisi bize tavsiye ediyor. Gidiyoruz X bir markanın ürünü kullanıyoruz. Öteki gidiyor Z bir markanın ürünü kullanıyor filan. Ondan sonra kimse diyor ki ya diyor bunlar diyor tablet muhabbet işine girmeyin. Alın diyor işte kaşık kaşık zerdeçal yiyin. Kaşık kaşık yemekle de muhtemelen olmuyor. Olmuyor. Nasıl oluyor da bunlar bu takviye haline geliyor? Yani farmakolojik olarak, evet, nasıl üretiyorlar? Evet.
Yani şimdi bu zerdeçalın etkili maddesi artık hani herkes biliyor. Kurkuminoidler denen bir fenolik madde grubu. Evet. Ama bu vücutta emilimi %1 gibi son derece düşük. Bunun düşük olması esasında bizim sağlığımız için önemli. Çünkü siz bir ilacı, mesela bir iltihap giderici bir ilacı sürekli olarak yutar mısınız? Zarar verir vücuda, değil mi? Evet. Bunun içerisindeki o maddenin öyle bir etkisi var baktığınızda. Onun düşük baharat olarak kullandığımda düşük emilmesi lazım ki bana bir zarar vermesin. Doğru. Ama ben bunu sağlık için şey yapacaksam emilimini arttırman lazım. Yani %2900 emdirebiliyorsunuz. Dışını ne yapıyorsunuz? Özel bir fosfolipid tabakasıyla, özel bir tabakayla taplıyorsa o zaman hücrenin içerisine rahatlıkla giriyor. Aynı Truva atı gibi. Burada kansere karşı koruyan gıdalar dedik. 4 ürünümüz var. Hemen en baştan başlayalım. Mesela tabii. Zencefilin nerede, nasıl bir artık faydası? Zencefil her mutfağa girdi. Yani evet. Kendi ürünümüz değil bunlar biliyorsunuz ama son 20 yılın tap ürünleri. Zerdeçal Türkiye'de üretilmeye başladılar. Üretilir. Evet. Güneyde iklimi olan yerlerde üretilir hani şey yaptığınızda. Şimdi zencefilin iltihap giderici. Zaten aynı aileden ikisi. Komşu çocuklar. Yani evet. Baktığınızda iltihap gidericidir. Mesela artritte falan kullanılabiliyor yani. Eklem problemlerinde kullanılıyor ama özel formülleri yine kullanılıyor. Kanser hastalarında kullanılıyor kusmayı önlemek için. Normal hayatta da mesela zencefil çayı içtiğimiz zaman kusma veya mide bulantısını oldukça yatıştırıcı tabii, etkisi tabii, var. Tabii. Ama onda böyle bir hap map formuna ihtiyaç yok. Kendisini kullanabiliyoruz. Tabii bunun şimdi tazesiyle kurusunun arasında madde farkı var. Yani cincerol vardır tazesinde. Kuruyunca suyunu kaybetir, şogale dönüşür. Ama ikisinin etkisi arasında henüz farklı bir şey yok. Ama kuruyunca iki misli artıyor şeyi. Acılığı, yakıcılığı. Neticede bu hamilelik kusmalarında da 1 gramı geçmemek gerekiyor. 1 gramı geçtiğiniz an rahim hareketlerini arttırdığı için düşüğe yol açabiliyor. Tamam. Yani bunlar da önemli şeyler. Son derece önemli. Yani son derece sağlıklı her mutfakta. Ben mesela turşusuna bayılırım. Japonlar koyarlar. Evet, biliyorsunuz suşinin yanına. O çok da acı oluyor ne hikmetse ya. Nefis bir şey vardır. Evet. Zerdeçal bahsettik. Peki bir yani, dakika. Bak. Kurusu mu, yaşı mı? Sizce ben yaşını tercih ediyorum. Kurusunu hiç şey yapmıyorum. O verdiği o acılık bana bir zevk veriyor esasında evet, şey yaptığımda. Mesela soğuk algınlığı döneminde baş ağrısı için falan ben acısı böyle çaylar falan da çok yapıyorum evde. Yakıcılığı çok önemli. Keyif alıyorum. Hı-hı. Zerdeçal hangi şey hastalıklarda? Bu da iltihap giderici ve müthiş. Yani son 20 yapıldı, yılda yapılan çalışmalar. Bir numaraya çıkardı bunu. Eskiden ginsengdi bir numara. Şimdi bu bir numara. Yani neyin altını kaldırsan zerdeçal çıkıyor. Zerdeçal yüksek emilimli çıkıyor. Mesela işte çikolata kistine ben şey yaptım. 3 ayda yok etti. Ciddi misiniz? İnanılmaz. 3 ayda. Hastalıkların biliyorsunuz neredeyse hemen hepsi oksidatif hasar ardından enflamasyon yani iltihaba dayanan bir doğru. Şey. O nedenle bunun anti-enflamatuar çünkü bir özel maddeyi nükleer faktör kapa B'yi inhibe ediyor. Kanser dahil kanserleşmenin nedeni de nükleer faktör kapa B'dir. O zaman normal gündelik hayatımızda rutin kullanmamız bizi kansere karşı koruyabilir mi? Yani ben şöyle yapıyorum yani hastalanmayayım diye ben her gün iltihap kesici ilaç alır mıyım? Yok. Alamam çünkü midemi delerim tamam. Yani baktığımızda. Ben kür şeklinde mesela şu an devam ediyor kürüm. Özel şeyini 2 ay süreyle sabahları alınca bir tane alıyorum. Koruyucu, ben koruyucu tıbbı son derece önem veren bir şeyim. Yani çünkü testi kırılmadan önlemini alacaksın. Bugün bize veda etmeden belki kürünüzü paylaşırsınız bize değerli izleyicilerimize yani paylaşırsınız. Yani onu kullanıyorum. 2 ay kullanıyorum. 2 ay sonra ara veriyorum. Duruma bakarak 6 ay sonra bir daha öyle bir kür yapıyorum. Bu müthiş bir şeydir. Muhteşem. Yeşil çay gördüm. Yeşil çay o da en ilk top 5 yani bunlar top 5'in 3'ü. Bir evet. Öteki de ginseng'tir. Burada baktığımızda yeşil çayda özellikle hani yeşil çayın tadını biz sevmeyebiliriz. Biz de kara çaya, siyah çaya daha çok yatkınız ama yeşil çay içen toplumlar, uzak doğu toplumlarda prostat, SEA dahil insidans düşük.
o toplumlarda. Yeşil çay bunlardan biri ki Amerika'da yapılan klinik çalışmalardan birinde yeşil çay kullanılmış prostat seyahatı. Evet. Peki yeşil çay mesela ülkemizde beyaz çay da üretilmeye başlandı. O da onunla aynıdır hemen hemen. Öyle mi? Yani biri buçuk, şimdi 2,5 yapraktır çay dediğimiz. 2,5 yaprağı toplarsan yeşil çay. Onu fermente edersen siyah çay. Sadece buçuğunu toplarsan beyaz çay. Peki top 5 dedik. Bu 5'in içinde diğer ikisi ne? Ginseng var. Ginseng önemlidir. Yani tabii Türkiye'de yetişmiyor. Ginseng de farklı ülkeleri var galiba. Ben Kore ginsengine şey yaparım. Amerikan ginsenginin etkisi farklıdır. Japon ginsengi farklıdır. Yani o yüzden Kore ginsengi. Çünkü Kore'de devlet üretiyor bunu. Özel. Güneş görmemesi gerekiyor. Ve 6 yıl toprakta kalması gerekiyor. Peki beşincisi, Türkiye'de herkes merak eder. Hı hı. Bizim genel kültürümüzde var olan kulaktan kulağa, anadan babadan evlada geçen bir bilgi var. Hı hı. En şifalı şeyin ailelerimizde çörek otu olduğu bilgi. Evet, beşincisi de o. Öyle evet, midir gerçekten? Evet, beşincisi. Evet, doğru tespit. Yani Hazreti Peygamber'in ifade ettiği gibi ölümden başka her derde devadır. Gerçekten öyle midir hocam? Yani tabii ki. Valla yapılan çalışmalar böyle gösteriyor. Yani böyle gösteriyor. Yani yapılan çalışmalar ki çalışmaların büyük bir kısmı da tabii Müslüman bilim adamları tarafından yapılmıştır. Bu hadisler üzerine evet. Şey yapılmıştır. Gerçekten çok etkili. Mesela ben en son Hashimoto'yu tedavi ettim 5 ayda. Evet, inanılmaz. Çörek otuyla. Çörek otu ve bir şey daha. Peki çörek otu mesela yağ olarak mı kullanılması lazım, toz olarak mı kullanılması lazım? Ben yağ fazla şey yapmıyorum. Çünkü yapılan çalışmalar 2018'de çalışılmış mesela. Şimdi siz tohumu görmezsiniz çünkü ufak minicik bir şey. Evet. Dışında onun koruyucu tabaka vardır, testa deriz biz ona. Siz onu kırdığınız an içerisindeki maddeler bozulmaya başlar. Ki etkili madde timokinondur, müthiş etki. O da bir fenolik maddedir. Hayatımız fenoller üzerine şey oluyor. Dolayısıyla siz onu kırdığınız an bozulmaya başlıyor ve 3 günde bitiyor. O mesela, zaman taze öğütülmesi tabii, lazım öğüteceksiniz. Şey olan şöyle mesela çörek otu macunu ile yapmışlar mesela bir hafta hiçbir şey bir haftada bitmiş, hiçbir şey kalmamış. Mesela bakıyorum bazı yerlerde işte tembeller için çekilmiş halde çörek otu kıyması diye satılıyor filan şey yapılmış. Alıyorsunuz boşu boşuna sadece yağ, oksitlenir yağlar oksitlenir. Mesela keten tohumunu da siz taze toz etmezseniz keten tohumu yağının sanayideki adı nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bezir yağı. Yani yağlı boyacılar kullanıyor. Niye yağlı boyacılar kullanıyor? Çünkü hızla oksitlendiği için plastik hale geliyor. Eğer o olmasaydı biz Rembrandt'ın resmini göremeyecektik. Çünkü akıp gidecekti. Allah Allah. Yine, evet bilmiyordum gerçekten bunun böyle olduğunu. Bezir yağında en azından ya, o olduğunu bilmiyordum yani. Hı. Yani dolayısıyla açık havaya çıkmaması gerekiyor. Çörek otunu taze toz edeceksiniz. Mesela bağışıklık sistemi için, kan değerleri için ben yani bir ay önerdim. Asistanımın arkadaşıydı. Geldi hocam hayatında görmediği kadar kan değerleri muhteşem oldu dedi. Evet muhteşem. Ama tabii herkese vermiyoruz çörek otu çünkü şey olan hastalarda, Akdeniz anemisi olanlarda vermeyiz. Evet. Peki. Demir miktarı yüksek çünkü. Çeşit çeşit haplar, rengarenk efendim evet. Görüyorsunuz yani bu bambaşka bir dünya var. Alan hangi durumlarda takviye kullanmalı? Günlük vitamin kullanımını tavsiye ediyor musunuz? Veya bu tip gıda takviyelerini alırken neye dikkat edecekler? Şimdi öncelikle hani halk arasında bir söz vardır. Ucuz malın illeti diye evet. Bir şey. Yahut İngilizlerin ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Yani bu yaşıma geldim. Hani 72 yaşına geldim. Şimdiye kadar sağ olasınız. Yani hep bunu ben denedim. Yani ne zaman daha ucuzunu aldıysam o bana yetmedi. Para meselesi. Alabileceğimin en iyisini almayı her zaman çalıştım. O yüzden kalite önemlidir. Ama bazen sadece rakam kalite anlamında şey olmuyor. Yani tabii, o pazardaki bütün ürünler, iyi ürünler pahalıdır da siz fiyatınızı aşağı koyduğunuz zaman insanların inandırıcılığı olmayacaktır. O zaman
yine belki satamayacaksınız ama o zaman aynı kalite ürünler arasında da belli bu işlerin sertifikasyonları, işte belgeleri, bir şeyleri oluyor mu? O işte, o önemli. Yani güzel bir ambalaj olması bunun iyi olduğu anlamına gelmiyor. İnsanlar ona kanıyor. Ay bu çok güzel. Mesela gidiyorlar Amerika'dan Ginkgo biloba alıyor işte koca şeyde ucuza. Ya Ginkgo biloba aldım diyor, bak bu ne kadar ucuz diyor. Ginkgo biloba evet. Beyin için aynen. İyidir biliyorsunuz. Amerika'dan raporlar var, analiz raporları var. Yani 26 tane Ginkgo biloba preparatını incelemişler. Sadece 6 tanesinde, 7 tanesinde normal istenen seviyede etkili madde çıkmış. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla kalite önemlidir. Kaliteyle ürünü de ancak eczanelerden, güvenilir eczanelerden almak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Orada da güvenilir. Eczacınıza güveneceksiniz. Şimdi ben burada isim vermek istemiyorum. Herhangi bir şey değil. Ama bu ürünü aldım. Evet. Bu ürün içerisindeki madde yazıyor. Biotin. Evet. Biotin bir B vitamini. Evet. İşte saç vitamini olarak evet. Diye de geçiyor filan. Üzerinde yazmış 680 miligram diye. Evet. Bunu gördüm. Çocuklara dedim özellikle getirin. Görmek istiyorum. Şimdi aldığınız ürünlerin ambalajını görmeniz lazım mutlaka. Ve ambalajını iyi değerlendirmeniz lazım. Ya dedim ki bu biotin mikrogramlar tabii, düzeyinde satılır tabii. Genellikle. 50'si olur, 100'ü olur, 2000'i olur, 2500 olur filan neyse. Ondan sonra bunda dedim bir terslik var. Veya dedim bu insanlar bu işi zaten bilmiyorlar. Sektör hoşlarına gitmiş ve girmişler. Üzerine Amerikan bayraklı bir sertifika fotoğrafı koymuş. Onu koymuş, bunu koymuş. Ondan sonra işte helal sertifikası koymuş filan. Çeşitli sertifikasyonları da var. Arka tarafında hocam. İçeriklerin içindekiler kısmına şöyle bir liste vardır biliyorsunuz. Normal artık yemek alırken de bunlar da gıda takviyesi gibi geçer ya içinde ne var diye ve miligram olarak yazar. Efendim yazıyor diyor ki sol palmetto bu kabak ekstresi evet, herhalde. Kabak değil özel bir cüce palmiye. Ha, öyle mi? Prostat. Hiperplazisinde tamam. Kullanılıyor. Herkes onu kabak zannediyor ama. Cüce palmiye o zaman o farklı bir o, şey. O pepo, kukurbita pepo. Tamam 100 miligram ondan varmış hocam içinde. Ondan sonra ginkgo biloba az önce söylediğiniz evet. 100 miligram ondan var. Efendim C vitamini 75 miligram var. Ondan sonra bir miktar keratin var 50 miligram. Bir miktar B5 vitamini var 40 miligram filan. Alt alta gelmiş en sonunda biyotin 2500 mikrogram yazıyor. Şimdi önü nasıl arkası nasıl diyorsun? Şimdi şöyle içindeki bütün vitaminleri toplamış. Toplam miligramı kaç miligram? 680 miligram önüne yazmış. Bunun içine 680 miligram etiketine de yazmış biyotin var diye. Yani biraz... Yani şimdi ben şeye de sözünüzü kesiyorum. Şimdi bu formülasyonu okudunuz. Bu bana niçin kullanacağını da merak ettim ben. Yani bu yok çünkü, yok. Yok yok. Yani ginkgo ile saf palmettoyu bir araya koymanın anlamını ben sökemedim. Bilimsel olarak sökemedim şahsen. Yani çünkü bir de öyle tipler var. Evet, ben farmakognozi ve fitoterapi uzmanı değerli hocam Profesör Doktor Erdem Yeşilada ve şu ben anda bir çözemiyoruz yani. Formül yaptım. Evet. Tamam mı? İşte 4 tane bileşeni var hani bir şey için. Ondan sonra bir firma onu yapmak istedi hani bir şeyde. Ondan sonra piyasaya bir çıkardılar. 12 tane madde var içerisinde. Dedim böyle bir şeye ben kabul edemem yani. Ben böyle de bir formül evet. Vermedim size. Çünkü mesir macununa döndürmüş bu dedim yani. Böyle evet. Bir şey olmaz ki. Çünkü bunlarda hesap yapılır. Antagonistik, sinerjistik, agonistik etkileşmeler. Yani birbirinin etkisini arttırır. Azaltır. Sen onu koyarsın havuz problemi gibi. Bir taraftan açtın bir taraftan evet. Kapattın. Sen bilimsel olmayan bir şekilde bunu daha iyi olacak diye yan yana koyarsan sıfır etki alabilirsin. Bu ürün sıfır olabilir. Evet, yani öyle bir şey söz konusu. O yüzden seçerken yani mutlaka en azından doktor görüşü de alabilirsiniz. Çünkü artık birçok doktor da supplementler konusunda olabildiğince hakim olmak için elinden geleni yapıyor, uğraşıyor. Şimdi burada vitaminler var. Yine ana sorumuzla ilişkili A vitamini, C vitamini, B vitamini. Bunlar rutin hayatımızda takviye olarak alalım mı? Yoksa vitamin dediğimiz şey zaten gıdalarla alabiliyor muyuz? Yani ben vitaminle oturup hiçbir zaman vitamini tek başına almam. Alınmasına da karşıyım. Hani Amerika'da alabilirler. Neden? Amerikalılar etobur bir ülke. Dolayısıyla ette yok vitamin. Evet. Ve hani B12 vitamini de pişirince ne derece kalıyor? O da meçhul. Dolayısıyla
iyi bir sebze reyonundan bunu dengeli alabilirsiniz. Ama belirli vitaminlere desteğiniz fazla lazım olabilir. Bu hekim kontrolünde alınmalı. Yani B vitaminleri mesela nörolojik rahatsızlıklarda yüksek dozlarda hekim tarafından reçetelenmeli. Abi ya benim çok bu ara çok stresim var, gideyim şuradan şu yüksek B vitamini içerikli şeyi alayım filan demeniz yahut son zamanlarda C vitamini hani COVID için. Aynen. Bir de D vitamini Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Artık intoks vakaları da fazla gözüküyor. Tabii, yani D vitamini zehirlenmesi. Tabii. Yani her bir şeyin fazlası. Abartılı. Yani daha yüksek alayım, daha iyi olayım, daha uç vitamin alarak siz. Ama televizyon reklamları bunu şey yapıyor. Çıkıyor işte meşhur kişiler. Ben bunu alıyorum, Süpermen oldum, uçuyorum filan gibi neredeyse şeyler yapacaklar. Evet. Bu bizim toplumumuzu vitamin toplumu haline getiriyor. Yani ben buna hiç olumlu bakamıyorum. Biz Akdeniz kuşağı toplum olduğumuz için aslında şurada görmüş olduğumuz gıdalar da normal yemek alışkanlığımızın, planımızın içinde olduğu için bizim tabii aslında vitamin tarafında çok fazla desteğe ihtiyacımız yok. Ama fonksiyonel anlamda kıymetli olabilecek gıda takviyelerine hastalığımız için hekimimizin yönlendirmesi sebebiyle kullanabiliriz. Tabii orada da yani baktığımızda. Ama şimdi bir de başka bir husus da şey yapmak lazım. Şimdi patlıcan hangi mevsimin sebzesi? Yaz mevsiminin. Evet. Kışın da var. Kabak kışın da var baktığınızda. Yani buradakilerin çoğu bir kısmı yaz bir kısmı kış. Doğa bunu siz o zamanlarda bunu kullanın diye yapmıştır. Ama şimdi işte seracılıkla özel koşullarda yetiştiriliyor. Peki içerisinde meydana gelen maddeler neyle oluşuyor? Fotosentezle. Fotosentezin vazgeçilmeyen bileşeni nedir? Güneş. Ne kadar güneş görüyor? Fotosentez olması için. Yani ben şuradan bir diyelim şu biberi aldığımda biber normalde iyi bir C vitamini kaynağıdır. Peki bunda ne kadar C vitamini ben alabiliyorum? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Biliyor musun? Hayır, bilmiyoruz. Yani veya şimdi 100 gram biberde 400 miligram C vitamini var. Yazıyor. Kitap ama öyle yazıyor. Ama kışın bunda var mı? Bilmiyorum ki. Mevsiminde. Yani, şimdi mesela domates. Şurada domatesimiz var. Evet, bugün prostat kanseriydi konumuz galiba. Onun için buraya evet, hocam. Domates. Şimdi ben domatesi çok seven biriydim. Artık domates yemiyorum. Çünkü özel biyoteknolojik domatesler artık çıktı. O lezzet yok. Eskiki domateslerin tadı yok. Evet. Şimdi prostat hocam, kanseri inanın, için... Uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Yani Türkiye'de şu o lezzet tadı olmayan domates yine de yurt dışındakilere göre tadı olan bir domates. Ya inanılmaz gerçekten ülkemizin... Orası muhteşem, daha endüstriyel olduğu için. Aynen ama ülkemiz muhteşem bir cennet aslında. Biz biraz kıymetini bilemiyor gibiydik ama çok şükür bu arada Tarım Bakanlığı'nın gıdanı koru projesi kapsamında da ciddi yatırımlar yapıldı. Açıklamalar da bu yönde. Türkiye'de tarım her geçen gün birazcık daha iyiye doğru gidiyor. İnşallah. Biraz endüstriyel gibi duruyor belki ama tarım konusunda, organik tarım açısından da ciddi faaliyetler artıyor. Bu aradan yani sizler bilmezsiniz, yaşınız şey yapmaz. Öz domates tohumunu yakalarlarsa suç duyurusu yapılıyordu bir ara. Yani öyle bir hale geldiydi çok eskilerde. Çok fena. Yani. Şimdi gerçi hiç yok galiba o öz domates tohumu. Bazıları saklamış. Öyle çıkıyor. Bazı şeyler çıkıyor öyle. Yani domates yedim. Salata bir çekirdeğinden eksem çıkar. Öyle var. Bazı var. Çıkıyor. Şimdi domates yiyerek ben prostat kanseri veyahut işte içerisinde bunun likopen var. Mesela kabuğunda bu. Çoğu kimse de kabuğunu soyar atar. Esasında en çok kabuğunda var. Mesela okumuşsunuzdur şeylerde salça daha yüksek taşıyor. Daha yüksek. Niye? Kabuk içinde? Kabuk içinde olduğu için. Anladım. Hafif de pişirildiği için. Birazcık da suyunu kaybediyor. Oranı artıyor. Oran artıyor. O nedenle domates yiyerek hani prostatı koruyamazsın. Ama likopen alarak koruyabilirsin. Yeşil çay da yine prostatta, gerek kanserden korumada, gerekse de tabii ben mesela antibiyotik kullananlara, yani soğuk algını için antibiyotik kullananlara yeşil çayı şekersiz olarak içmelerini de öneririm. Evet. Neden? Çünkü içerisindeki o madde, epigallokateşin gallat maddesi
bu kendi savunma kalkanı oluşturmuş olan mikroorganizmalar, dirençli mikroorganizmaların savunma kalkanını parçalıyor. O zaman o antibiyotik içeriye daha rahatlıkla girebiliyor. Doğru. Öyle bir şey de var. Bağırsak mikrobiyatımıza da faydası o yüzden mi acaba? Tabii. Yani müthiş bir şeydir yeşilçay ama şekersiz içeceksiniz. Aynen. Şimdi önce mikrofonu sizlere uzatalım. Sonrasında değerli hocamla buradayız. Vitamini en çok neden almayı tercih ediyorsunuz dedik. Haplardan mı, vitaminlerden, desteklerden mi yani kısacası? Yoksa yediklerinizden mi? Az sonra buradayız. Hayatın ritmi. Vitamini en çok neyden almayı tercih ediyorsunuz? Meyvelerden en çok genellikle. Sebze, meyve, et ürünleri. Bunları yani D vitamini de tabii ki de alıyorum açıkçası. Sebze ve meyvelerden. Genelde C vitamini almaya özen gösteriyorum bu korona döneminde. Herhangi bir takviye kullanmıyorum. Meyvelerden, sebzelerden. Çok nadir de takviye vitamin alıyorum yani. Meyvelerden, portakal, mandalina. Ben meyve çok seviyorum ve güne hep bir meyveyle başlıyorum. Yani kışsa elma, yazsa şeftali, kayısı. Bir de saçlarım için düzenli takviyeler kullanıyorum. Hayatın ritmi. Evet, gördük yani burada biraz ayrım var ama herkes birazcık daha doğal beslenmeden yana olduğu görünüyor. Fakat yine de bu takviyeler özellikle son dönemde popülarite kazanmış gibi. Sizlerin bugün çok güzel şeyler anlattınız bizlere. Ama son bir mesaj verecek olsanız ne dersiniz izleyicilerimize? Yani sağlıklı beslenmek önemli. Ama belli bir hastalığa, belli bir şeye korumak için, riskleri azaltmak için mutlaka belirli kürler halinde güvenilir markaların gıda takviyelerini kullanmayı öneriyorum ben. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun efendim. Evet değerli izleyenler, bugün de Hayatın Ritmi'nin sonuna geldik. Sağlıkla kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bir sonraki bölümümüzde. Hayatın ritmi tarihin perdesini aralıyor. Milattan önce 430 yılında Atina'da dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklar. Antonin vebası 5 milyon insanın hayatına. Hangi salgın hastalık kaç yıl sürdü? Kaç kişi hayatını kaybetti? 1918 İspanyol gribi dünya genelinde 50 milyon insanın. İnsanlık aşıyı ilk ne zaman kullanmaya başladı? Çiçek çıkaran hastaların yaralarından parçacıklar alıyor Hintliler. Tıp tarihi ve etiği uzmanı Nuran Yıldırım aşılarla sona eren salgın hastalıkları anlatıyor. Demek ki aşı sayesinde yeryüzünden silinen tek bir hastalık var, o da Osmanlı döneminde aşılar. İngiltere'ye mektuplarında çiçek aşısının tekniğini anlatıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Murat Palabıyık, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki aşı çalışmalarına ışık tutuyor. Osmanlı bütçesiyle kuduz aşısı geliştiriliyor. Aşılara kimler neden karşı çıkıyor? Hani bilmiyorlar, bilmediklerinden de korkuyorlar. Covid-19 pandemisiyle hayatımızın vazgeçilmezi olan maskelerin tarihi. Maskelerin ruhu var ve aslında 30 bin yıl öncesine kadar gidebiliriz. İlk maske ne zaman ve ne için kullanıldı? Avlayıcı hayvanların kılığına girmeye başlıyor. Bilim ve seyahat yazarı Serda Büyükkoyuncu maskelerin gizemli tarihini anlatıyor. Kuş gagası çıktı. Bu gaga 15 santimlik oluyor. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde.